Selamünaleyküm arkadaşlar. Hülya'nın Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de çok şükür iyiyiz arkadaşlar. Bu bunu birlik ikinci videom. Şunu şöyle karıştıralım da. Burada musakka kaynıyor arkadaşlar. Bunun videosunu kapattım. Bir de buna geçtim. Derin dondurucuma şöyle iç malzemesi atmıştım. Hani biz sini yapıyorum ya arkadaşlar, buranın Aksaray'ımızın meşhur sinisini artık biliyorsunuzdur izleyicilerim. Evet, derin dondurucudan bunu çıkardım, tatlı yapacağım arkadaşlar, bir tepsi kadar, çok aşırı değil, bu da bir tepsiye yeterli. O yüzden malzemelerini de az kullanacağım. Normalde malzemem de 6 yumurtayla başlıyordum. Yine yoğurdumu, sütümü, yağsını, hani ölçülerini fazlalaştırıyordum. Bu sefer azaltacağım, az bir şekilde yoğurup bir tepsi tatlı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar bugün. Bir de poğaça falan yapacağım da onların videosunu da herhalde çeker miyim, çekmez miyim onu bilmiyorum. Çok aşırıya gitmeyeyim diye arkadaşlar. Hani bunu çeksem yeterli. Şöyle 3 tane yumurtamızı kırdım arkadaşlar. 3 tane yumurtamızı kırdıktan sonra bunun hamuruna zaten fazla şerbetli olduğu için fazla bir şeker girmiyor. Hani 3 şöyle yemek kaşığı kadar şeker. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Şu şekilde şöyle göstereyim. Evet, bir tatlı kaşığı kadar tuz. Yoğurt. Yoğurdumun şu şekilde suyu kalmış arkadaşlar. Biraz onu döküyorum. Şöyle bir hemen kaşık alalım ve kaşık yardımıyla bunu döktükten sonra yoğurt biraz az geldiği için içine süt dökeceğim arkadaşlar. Az bir şey, şöyle bir çay bardağı kadar da süt, bir çay bardağı kadar da içine sıvı yağ. Tamam. Bir tane kabak kotozu. Kabak kotozunuz yoksa benim gibi karbonat da kullanabilirsiniz. Şöyle kabak kotozu kadar karbonat döktüm. Şimdi ne yapacağım? Yoğurma işlemine başlayacağım arkadaşlar. Hemen unumuzu da alalım. Şöyle yumuşak bir hamur elde edecek. Böyle işlerde hamur çok önemli arkadaşlar. Hamuru yumuşak yoğurursanız istediğiniz gibi açabilirsiniz. Sert hamur hiçbir şeye yaramaz. Yani sert hamurun bayağı bir beklersiniz arkadaşlar dinlenip açılmasını. Ama yumuşak hamuru bir 10 dakika, bilemediniz 15 dakika dinlendirseniz yeterli. Şöyle hemen yoğurmaya başlayayım. Bakın rengi falan çok güzel. Gökhan kaç gündür söylenip duruyor arkadaşlar. Bir tatlı yapmıyorum, börek yapmıyorum. Bugün bir doyurum onun gözünü. Bolca bir yapım. Poğaça yapım. Bunu yapım tatlı. Normalde bizim sinimiz kuru yenir arkadaşlar. Gulaşta şerbetlisini yaparlar. Ama bizim burada şerbetli yapmazlar. Burada hep kuru gider arkadaşlar. Hani şerbet dökmedim kurabiye gibi çayın yanına. Ama artık bizim burası da alıştı. Kimisi şerbetli yapıyor. Mesela 3-4 tepsi yapıyorsa ne yapıyor? 1-2 tepsisine şerbet döküyor. 1-2 tepsisini kuru yapıyor. Ben de öyle yapıyorum. Mesela yaptığımız siniyi Gökhan şerbetli seviyor. O yüzden mesela 4 tepsi yaparsam ikisini şerbetliyorum. Yani ikisini derken direkt ikisini şerbetlemiyorum. Önce birini bir şerbetliyorum. O indikten sonra da diğerini şerbetliyorum. Bayatmam olmasın diye. Diğer 2 tepsisini de kuru yiyor arkadaşlar. Şöyle hamurumuzu güzelce yoğuralım ve bezeleme yapalım arkadaşlar. Kaç bez olacak bakalım artık. Normalde sinimizde tepsi üzerine kat kat yapılır ama artık kat kat yapmıyorum. Yani bazen yapıyorum kat kat da. O da kuru ineceği zaman kat kat yapıyorum. Ama şerbetliyi de büzme olarak da yapıyorum arkadaşlar. Mesela şu yumuşaklık yeterli. Şimdi ben bunun ununu güzelce yediririm. Ondan sonra bezelerini alırım. Az olsun diye yaptım ama yine de
Maşallah bereketlendi. Yine çok oldu gördüğünüz gibi. Ama aslında nerede burada da? Yastık getir adı altına. Ama ben de sana yardım edeceğim ha. Yok. Sen ne yapıyorsun? Ortam açtı tamam. Sus. Sen poğaça yaparken yardım. Şimdi bunu bitir, poğaça yapacağım. He. Onu yapalım beraber, tamam mı? Tamam. Olur. Aferin. Şimdi sadece öyle orada bak bana. Hı hı. Hiç dokunma, tamam mı? Tamam. Aferin sana. Arkadaşlar hamurumuzu açmaya başlıyorum. Hiç dinlenmedi. Direkt oturdum başına ya. Bakalım ne olacak. Anne babam nasıl tatlı yapıyor? Normal tatlı yapıyorum ya. Ama yapınca batacağım. Tatlı güzel mi değil mi? Ne bu? İyi bak bana. Bu sefer biraz nişastayla un karıştırdım arkadaşlar. Şöyle açalım güzelce. Daha bugün de ekmek hazırlığı yapacağım arkadaşlar. Yani ekmek yapacak. Teyzemiz var ya, annemin, babaannemin ablası geliyor, videolarında görüyorsunuz. Hatta öyle geçen soğan filan temizlemiştik beraber. Ona çok az böyle, şu kadar işte, şu kadar bir ekmek yapacak. Elini çek anne. Ben ağrımıyor ki dene. Bak hiç dinlenmemesine rağmen çok güzel açılıyor hamurumuz. Anne. Annem. Baktın mı? Baktım. Bak. Hüsnü ne zaman niye kanlarım çıkıyor elimizden? Çünkü bu derilerin altında kan var. Hı hı. Düştüğün zaman onlar gidiyor. He. Yüzülüyor diyor yani. Hı hı. O olduğu için kan geliyor. Bir aratın elinde diken baktıydı ya. Evet. Birinden aldıydı. Hı hı. Tanlar çıktıydı. Bastır dedi tanlar. Tanlarım bitecek diyordum. Evet. Tanda yaptıydım, başta yapma dedim. Ama içine tahin de çok yırttı. Güzel oluyor arkadaşlar. Yırtılsın annem, bir şey olmaz. Bak. Hı hı. Ne yapacaksın ya? Bir şey yapmayacağım. Bak. O zaman bu yırtık tatlı olur. Evet, yırtık tatlı olur. Yırtık oklavamız da küçük gelecek arkadaşlar hamurumuza. Diğer bir tane daha büyük oklavam vardı, onu annem bile götürdüm. Onu da getirmedik geri. Ama dur şurayı şöyle düzelteyim ben. Düzelt bakalım, aferin. Ama dur düzeltemedim ki. Düzelteyim. Hı. Şöyle... Tamam. Dur öyle. Tamam, bırak. Ama sen bozarak yoğuruyorsun bunu. O öyle olur ya, bir şey olmaz o kadar da. Bozulacak da, yırtılacak da. Tamam mı? Evet, yırtılırsa evet. Ben şöyle şöyle düzeltirim ben. Sen şu anda eline değme. Anneciğim, dur öyle. Tamam, bir daha açalım, tamam. Hamurumuz. Oldu mu? Anne, ama ben de seninle de böyle yoğurabilirim. Yoğur, yapan canım. Bu şekilde açtıktan sonra arkadaşlar ne yapıyorum? İş malzememizi üstüne sereceğim. Ondan sonra yufkamızı düzecek. Anne. Ama içinde şöyle giderse şuralar da yapma zengilleri. Tamam, sen dokunma. Bak şimdi ne yapacağız Recep. Anne şeyler çıktı. Bu şekilde sardıktan sonra anne şeyler çıktı. Böyle tatlı mı yapacağız? Evet. Tatlı sos olur böyle ya. Büyüdükten sonra arkadaşlar hafif şöyle açıyorum. Anne ben de keseceğim. Ondan sonra keseceğim. Anne
Ben de tesmem çaktığımda onları keseyim mi? Hani elimizi kesmeyelim çak. Elinden kesmeyen bıçak burada keser. Ne? Elinden kesmeyen bıçak bundan keser. Keser. Sen abi. Otur, otur. Niye? Otur dedim. Ama ben de kesmek. Ya sen sadece izle, sana poğaça yaptıracağım diyor muyum? İyi tamam. Poğaçayı İzliyorum. İkimiz yapalım. İzliyorum anneciğim. Ha, aferin anneciğim benim. Tamam da bu da daramır böyle olur. Evet. Bu da daramır. Bu da dar oldu. Anamın bu da dar oldu. Bir sürü oldu, gördün mü? Evet. Arkadaşlar bak bu şekilde düzümünü yapıyorum. Şimdi hemen ikinciye geçeceğim. Hepsini bu şekilde yapacağım. Sadece o tepsiyi dolduracağım arkadaşlar. Bakalım. Dur anne. Kalan hamurumuzu da artık katmer yaparım diye düşünüyorum. Bir tepside kalırsa katmer yapacağım. Çünkü iç malzemem bir tepsiye anca yeter. Katmerimiz de güzel olur arkadaşlar. Yine katmeri de bu şekilde açarız. Sonra keser, tepsinin kenarına yuvarlarız. Hani onu yapmasam yırtılmasın? Yuvarlı yırtılın. Bak şurada var ya, bak ne var? Ne? Bant var. Oğlayı kırmış abinden atma, birbirine vuracağım diye. Ben de bantladım. Onu yırtıyoruz. He, o da yırtıyor tek geldiğini. Hı hı. Daha alışmadığı halde bile çok güzel açılıyor arkadaşlar. Hamur bir daha alıştığını düşün. Daha güzel açılır. Bayağı da alışmaya başlamış. Hiç kıvırışmıyor artık. Ses sorun necimde. Bunu hemen fırına sürelim. Ondan sonra bir de poğaça hamuru yoğurum. Ya da bunu biraz bekletirim arkadaşlar, ya da biraz dinlensin. Çünkü hamuru yoğurum, poğaça hamurunu. Tam poğaça hamuru mayalandığı zaman da bunu fırına sürerim. Fırınımız ısınmışken de poğaçayı da pişiririm. Fırını aç kapat, aç kapat yapmayalım hiç olmazsa. Ses duyuyorum. O zaman iyi söyle şarkını. Söyle de aklına bakıyorsun o zaman. Sesli söyle sen. Bu da Ali Cakbar. Aşığı oldu başımıza. Bitti mi? Bitti. Bitmedi daha. Bitmedi mi de? Anlayabilirsin. Anlayabilirsin. He? Anlayabilirsin. Anlayabilirsin. Evet. Şu anayalı cappar diyorlar. İyi hadi bakalım. Anayalı cappar. Burası. Burasını da aldım. Yanlış söylüyormuştum. Evet. Kaç. Burası'nın oldu. Aşamada durma. Aşamada durma. Yürü Ali Cappar. Bitti tamam mı? Evet. Hemen düzelt. Şöyle. Evet. Dur bakalım. Oklavamız gitmiyor arkadaşlar. Oklava büyük oklava olsa daha açılır bu yufka da. Anne. Keşke getirseydik annemden giden Recep'e. Anne ama büyüdüğünü yırtar ki. Yırtmaz da. Ama şu şekilde işte. Anne şu şekilde. Şöyle arkadaşlar da daha anne kocaman oldu. Anne bunun da der bayağı doldu. Daha çok açılır bu da. Dur bakarım. Bak çıktı ikisinden de, gördün mü kulağını? Neyse yitirim bu kadar. Anne tamam olsun. Yitir. Ama sonuna da gelsene. Anne. Bak şu tineler ya masladığın yer. Evet. Bak hep yırttı buraları. Ya. Anne ben de atabilir miyim? Vay anneciğim sen dur. Tamam.
Şuraya döküyorum. Hı? Dur şuraya. Elini çek anneciğim. Dur. Şuradan başlayalım sarmaya. Düşüyordum. Ya oradan başlayalım anne. Oradan başlasam olur mu? Olmuyor maalesef. Gördün mü tatlımızdan çok soruluyor. Anne ben de şöyle yapayım mı? Anne tam uzun yapmayacaktım. Yardım edeceğim. Evet sen şu anda bak. Boşa yapardın yardım edeceğim. Evet. Bunları şimdi tepsimize düzelim. Anne bir sıradı. Videomuzu kapat ayarında. Bitirince açalım biraz da. Tamam. Anam sırtına hemen. Gel bas. Deri. Avra. Ben yanlış anladım. He. Ben yanlış anlamıştım. Arkadaşlar hepsini yaptım. Şöyle geriye alalım. Buralar hep dışlamış ama. Arkadaşlar hepsini yaptım, bitirdim. Havlumuzu da bitirdim. Şöyle gördüğünüz gibi bir tepsi dolusu tatlımız. Şöyle yapımları göstereyim sizlere. Şöyle katmer yapacağım diyordum. Katmerden vazgeçtim. Peynirli börek yaptım arkadaşlar. Nasıl derseniz aynı sistem. Yufkamızı güzelce açtım. Peynirimi içine doldurdum. Yani peynir serpiledim arkadaşlar. Sonra oklavayla sardıktan sonra büzdüm. Ve kestim. Yani tatlının aynı sistemini ne yaptım? Peynir koydum içine. Onun üzerine güzelce yağ yapacağım arkadaşlar. Fırına süreceğim. Çıtır çıtır bir börek olacak. Şimdi ilk olarak da tatlımızı süreyim. Üstüne dediğim gibi yağ gezdiriyorum arkadaşlar. Yağımda margarin ve sıvı yağ. Karıştırdım margarine sıvı yağını. Şöyle üzerlerine döküyorum arkadaşlar. Ondan sonra bunu hemen fırına atacağım. Ondan sonra yemeğimizi koyacağım. Bunları pişerken yemeğimizi de yapalım beraber. Şimdi onu et bir video açmayayım. Onu da bununla beraber yapalım. Bitsin. Evde yağ yoktu arkadaşlar. Buraları topladım. Bulaşıkları yıkadım. Ondan sonra hemen bir markete gittim geldim. Zaten market yakın hemen ayağımızın altında. Markete gittim. İhtiyaçlarımı aldım geldim. O şekilde. Şimdi de. Güzelce yağsını sürdüm. Yağladım arkadaşlar. Ama bir tanesini unutmuşum. Hemen ona da dökelim. Tamam. Çok aşırı bol yağ dökmüyorum arkadaşlar. Şimdi hemen fırınımıza sürüyorum. Bu tepsiler bu fırının değil. O yüzden küçük geliyor. İkisini birden atmayacağım. Ayrı ayrı pişireceğim. Bunu da güzelce üzerine yağsını dökeyim. Gezdireyim şöyle. Bu da bol yağlı olsun ve tatlı olsun arkadaşlar. İsterseniz yumurta sarısı da sürülebilir kenarına, yani üzerlerine. Ama yağ daha güzel oluyor arkadaşlar böyle böreklerde. İsterseniz yoğurt sosu da yapabilirsiniz. Böyle böreklerin üzerlerine genellikle ne yapıyorlar? Yoğurt, yumurta, kabartma tozu bir tane. Ondan sonra onu birazcık da yağ, onu o şekilde güzelce karıştırdıktan sonra hamurun üzerine döküyorlar arkadaşlar bu şekildeyken ve o şekilde fırına sürüyorlar. Çok güzel oluyor. Bir iki seferde öyle yapmışlığım oldu. Ama onu hazır yufkada yapmıştım ben. Hatta soda suyu, içine bir tane soda suyu katıyorlar. Harika bir börek oluyor arkadaşlar. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Tepsini de bu şekilde böreğimizin üstüne döktüm. Şimdi tatlımız bitsin arkadaşlar. O piştikten sonra böreğimizi süreceğim. Şerbetini de birazdan hazırlarım. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Hemen yemek yapımına geçeceğim. Şuraları toplamayı hemen şu tencereyi alayım. Altını yaktım. Ocağımın arkadaşlar iki soğan doğrayacağım. Şöyle göstereyim isterseniz sizlere de musakkamızı. Bakın yeşil domatesimizin halini görüyorsunuz arkadaşlar. Hiç yeşilinden alakası kalmadı. Böyle çok güzel bir rengi oldu. Sarımsı bir renk böyle.
soğusun diye beklettim. Soğumuş. Poşetimi aldım geldim. Birazdan zaten poşetleme işlemini de yapacağım. İlk olarak da yemeğimizi de şöyle koyalım. Yağsını döküyorum arkadaşlar. Soğanımızı da ince ince doğrayacağım. Evet, soğanımızı doğradım. Soğanımızın güzel çıkılması lazım arkadaşlar. Böyle bir güzel bir kızarsın, tenteresin. Onun sonunda salçamı dökeceğim. Şöyle pişireceğim kadarını yıkayım arkadaşlar. Az bir şey daha alacağım. Evet. Şu şekilde göstereyim. Soğanımız güzelce öldü arkadaşlar. Hemen salçamızı şu şekilde döküyorum. Ondan sonra birazcık pul biber. Tuzunu atmıyorum arkadaşlar. Çünkü benim salça tuzlu olduğu için üzerinde yirken atıyor. Genelde açmıyor, kullanmıyor. Çünkü salça tam karar oluyor. Bakın salçasını da attık. Şu şekilde kavurduktan sonra döktüm arkadaşlar. Güzelce karıştırıyor. Üzerine de suyunu ilave ediyorum. Çok aşırı suyunu dökmeyeceğim arkadaşlar. Zaten domatesimiz taze biliyorsunuz. Yeşil domates. Domatesin pişeceğinde ne var? Hemen zaten pişer. O yüzden suyunu gördüğünüz gibi az döktüm. O kadar da aşırı çap çap sulu olmayacak. Dediğim gibi yeşil fasulyeyi nasıl pişiriyorsanız bu da aynı sistemle o şekilde pişiyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi zaten ön haşlamasını yaptık. Acısını aldık. Orada zaten biraz yumuşadı domates. Biraz da burada. Evet bu şekilde. Şimdi kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar. Güzelce kaynasın. Yemeğimiz pişsin. Altını kapatırım. Tatlımız da piştikten sonra ve böreğimiz piştikten sonra hepsini gösterir. O şekilde videomuzu kapatırız.
Tamamen son aşamasıyla sizlere göstereyim arkadaşlar. Bakın bu böreğimiz. Şu şekilde şöyle göstereyim isterseniz. Bakın altı da çok güzel pişti. Üstü de. Bir de bakın arkadaşlar görüyorsunuz bakın kırılınca. Üstü çıtır çıtır, içi de yumuşacık olmuş. Ben buna yağ döktüm ya arkadaşlar. Yağ döktükten sonra yine dedim hani güzel olsun. Yumurta sarısı sürdüm. Üzerine de çörek otu bu şekilde kunca attım arkadaşlar. Çok süper bir böreğimiz oldu. Bunu da şerbetledim. Aferin anneciğim. Bunu da şerbetledim arkadaşlar. Şu şekilde şöyle. Bakın şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın çok güzel. Şerbetini çekiyor. Bayağı çekti de daha da çekecek. Gördüğünüz gibi şerbetli hali de bu. Yemeğimizi de şu şekilde sizlere göstereyim arkadaşlar. Bölüm. Yoğurdunu koydum. Ne? Bakın arkadaşlar şu şekilde şöyle yemeğimizi de bölelim. Çok güzel olmuş. Tadı harika olmuş arkadaşlar. Daha yeni ben biraz baktım. Bakın şu şekilde şöyle. Az bir şey de suyundan. Yemeğimiz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yapmak isterseniz denerseniz. Yemeğimiz bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunun üzerine de zaten yoğurdunu burada hazırladım. İsterseniz bu şekilde de tüketebilirsiniz. İsterseniz ne yapabilirsiniz? Üzerine yoğurt dökerekten de yiyebilirsiniz arkadaşlar. Gökhan işten geldi. Ac değilmiş o. Biz Recep'le acıktık. O yüzden zaten birazdan çocuklar da gelir de. Şimdi Recep çok acıkmış. O yüzden ben yemeği hazırlayacağım. Bir daha böleceğim kendimi. Çayımızı koydum arkadaşlar. Börekle beraber yeriz. Videomu da artık kapatayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yazılara baksana. Demedim lan. Bunu baksana. İşte. Burada bir yavrum. Yediriyorum yemeği. Bir yavrum da öldürme.